Havaalanında ufak bir sorunla karşılaştım. Eyvallah baba. Adamsın. İnanın burada görüntü almak çok zor. Bunun neyi var? Herhal harekete geçip yardım istiyorlar. Çok karışık. Burası Filipinler. Vallahi abi ben de yürüyorum. Trafik deseniz maceralı, insanlar deseniz her köşe başında. Bayağı hareketli bir ülke. Onun altını çizerek belirtmiş. Yeni videodan herkese selamlar canlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Yeni ülkeye giriş yaptık. Ülkemiz tabii ki de Filipinler. Manila bölgesindeyim. Şu an havaalanındayım. Havaalanında ufak bir sorunla karşılaştım. Tabii bilmediğim bir durumdu. Hemen sizi bilgilendirmek istiyorum. Giriş esnasında, yani pasaport kontrolünde iTravel uygulamasıyla beraber online işlem dolduruyorsunuz, form dolduruyorsunuz. Sıraya girmeden önce lütfen bunu yapın. Ben sıraya girdim. Sıraya girdikten sonra pasaport noktasına kavuştum. Ve o pasaport noktasına kavuştuktan sonra tekrar geri döndüm. Geri dönerken bu işlemleri halletmeye çalıştım. Hallettikten sonra tekrardan sıraya giriş yaptım. Yani 1,5 saat zamanımı aldı, rahat aldı. Ve ben 4. sırada, normalde bagajımı almam gerekirken erken noktada, yani benim şu an çantam yerlerde. Niye yerlerde? Çünkü geç kaldım. Geç kaldığım için de buradan dönen çark artık son bulmuş. Benim çantam burada. Böyle sahipsiz bir şekilde burada kalmış. Yani durum mesele öyle. Sizler de gelirseniz eğer bu durumla karşılaşırsanız karşılaşmamanızı istiyorum. Yani bilginiz olsun. Artık buradan çıkış noktasına mı geçeceğim? Ne mi yapacağım hiç bilmiyorum. İşlemleri gösterdim. Zaten formlar dolduruluyor. Hepsi zaten bildiğiniz formlar. Anlık olarak doldurun ki başınız ağrımasın. Ben sıraya girdim. Sıradan çıktım, tekrar sıraya girdim. O yüzden benim zamanımı aldı. Şimdi çantamı alacağım. Uykusuzum. Ufaktan açım. Çantamda erzaklar var. Çantayı da alacağım. Video böyle başladı. Ülke giriş böyle başladı. Hayat her zaman bir macera ve macera herkese, tüm insanlara deneyimler katar. Bu da bizim deneyimimiz. Biz deneyimledik, sizlere aktardık. Evet, maceramız gün içerisinde devam etmekte. Birkaç işlemlerimizi hallettik. 70 doları bozdurdum. Hemen hemen yaklaşık 4000 Filipin pesosuna denk geldi. Burada ise 30 günlük sınırsız internet ayarladım. O da 2000 Filipin pesosu tuttu. Bu pasaport işlemleriyle beraber ödeme de gerçekleştiriliyor. Birkaç işlemler gerçekleştiriyor. Burada sonraki gideceğimiz ülkenin rezervasyonu falan da isteniyor. O yüzden de biz direkt hemen işlemleri böyle yaptık. Gereken ücreti de ben karşıladım. Buradan sonra kontak içerisinde kaldığım bir arkadaş vardı. Sağ olsun bana yer ayarlanmış Booking'den. Ama ben yeri bilmiyorum. Konum üzerinden bölgeyi takip edeceğim. Yeri takip edeceğim. Umarım bu akşam varırız. Bir sağ salim yorgunluğumuzu alırız. Önemli olan o değil de. Önemli olan umarım Filipin ucuz bir yerdir, ucuz bir ülkedir. Bura hakkında hiçbir bilgim yok. Ancak hepsine bakacağız. Aşırı sıcak, nefes alınamaz. Net söylüyorum. Sabaha doğru yağmur vardı. Şimdi öğlen surlarındayız. Öyle bir nem, sıcaklık insanın vücuduna vuruyor ki. Yani kemikler mayışıyor, yani vücut mayışıyor. Şu an o durumdayım. Ve burada dolmuş bekliyoruz, yani otobüs bekliyoruz. Arkadaşımın yönlendirmiş olacağı ve yönlendirdiği konuma doğru gidiş yapıyorum. Tabi bu yüzden beklemedeyim. Zaten ilk günler hep böyle, baş ağrısı, bunalım, beklemeyle geçiyor. Çünkü söylediği adrese göre 2-3 yer değiştireceğim, tek sefer gitmeyeceğim, öyle görünüyor. Bakacağım ona göre ya. Hemen YouTube kanalımıza abone ettirdik.
Yes. So an Asian country, walking finished. Yes. What did you find in Taiwan? Yeah. Taiwan full and the Buddhism. And so believe Buddha. Many vegetarian. Vegetarian have, free man have. I can liking. Number one, is Taiwan. Taiwan this one and country, so culture, so peoples. Buddha, many in Thailand. Yeah, Thailand have, Cambodia have, Laos have, Vietnam little bit. Yes. Vietnam is more west. Yes, Malaysia full Muslims, Indonesia Muslims. Yeah, full Muslims. So I'm good. This is my channel. No, thank you. You are welcome. Thank you. Kanalımıza abone ettirdik. Have a good day. Have a good day. Ortalık böyle 56. Herkes çantalarla giriş yapıyor. Adım atılacak yer olmayacak. Kimsede sıra düzeni yok. Sıra muamelesi de yok. Böyle önüne gelen geçen direkt biniyor. Maceralı bir ülkeye benziyor. Öyle görünüyor. Otobüslerin kalitesine bakın. Çok nostalji. Burada insanlar nasıl geçecek abi ya? İnsan bir bagaj kısmını açardı ya. Evet görüyorsunuz. Çantalarla geçiyoruz. Sorry. Ya buraya geçeceğim ya buraya geçeceğim. Çantayı da şuraya koyarım muhtemelen. Böyle. Hello. Gezgin arkadaşlarım çok görüntü alırdı. Ve ben onlara İtafen. Ben hiç gitmedim. Ancak burayı Güney Amerika'ya benzettim. Paralar toplanıyor. Yüzler, cinsler, tipler çok farklı. Sağlam bir maceranın içerisine girdim diyebilirim. Şu an düşüncelerimi sizlere aktarıyorum. Adamın oradan buraya gelmesi sadece 20 dakika rahatsız eder. Eyvallah baba. Adamsın. No. 40 pesoya aynen. 40 pesoya 50 peso verdim. 40 pesoya bilet aldık. Biletle beraber şöyle yola doğru geçiş yapacağız. Yolumuz açık olsun. Şoför delirdi. Basıyor. Trafik dinlemiyor. Gondol gibi sallanıyoruz. No, I can walk, Valko, brother. Because I'm 2 kilometers there. Hello, brother. Thanks so much, brother. Vallahi ben de yürüyorum. Çeşit insanlar var. Çeşit. Trafik deseniz maceralı, insanlar deseniz her köşe başında. Ancak hareketli bir ülke. Bayağı hareketli bir ülke. Onun altını çizerek belirtmek istiyorum. Kaynaşınca oluyor bir şeyler. Diliyorum ki böyle buraya gelip alıştıktan sonra bu ilk düşüncelerimi daha da çok güzel anlatmak isterim. Daha da çok güzel yansıtmak isterim. Tek büyük isteğim bu. Kural yok. Kural olmadığı için ben de hemen karşıdan karşıya geçiyorum. Yani durum bu. Benim hemen 8 kilometrelik bir yolum var. 1 kilometre dümdüz gideceğim. 1 kilometre gittikten sonra sola kayacağız artık dümdüz. Devam edeceğiz. Ancak ortalık gerçekten çok canlı, çok hareketli. Ben kamera başındayken insanlar da böyle bakıyor. No, I can walk, Valko. Miss. Yes. Ha, böyle otobüsler var. Ve duraklar var görüyorsunuz. Oh.
No, I can walk well, though, brother. Thanks so much. Thanks so much, my friend. Hello, my friend. Hello, brother. I can go 10,500 kilometers, yes. How are you, huh? Thanks so much. Salamat, salamat. Salamat. Nice to meet you, my friend. Me too, my friend. Şöyle alanlara geçiş yapacağız ancak rotamızdan çıkmak istemiyorum. Rotadan çıkınca da başımız ağrıyabilir, kafamız karışabilir. İnanın burada görüntü almak çok zor. Çok çok zor. I can walk well, brother. 1 kilometer I can go. Better let can go? No, yes, I can walk well, go. Salamat, thanks so much. Going to Vitayatana? No, 1 kilometer. So 1 kilometer I can go. Yeah. Salamat. Salamat. Bunun neyi var? Burada görüntü almak inanın gerçekten çok zor. Şu an baygın halde olan bir genç var. Derhal harekete geçip yardım istiyorlar. Ortalık böyle 56. Çok karışık. Burası Filipinler. Kendimizi böyle bir ara sokağa attık. 6 kilometreye düştü yürüyüş. Bakalım yürüyoruz. Kaynaşıyoruz. Muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz. Hello brother. Kral adamsınız, kral. Adam, adam. Şöyle bir yol şire çıkıyor. Ama biz böyle gideceğiz, düz gideceğiz. Ghetto sokağı görüyorsunuz. Çok tuhaf bir durumla karşı karşıya geldim. Gözlerime inanamadım desem dümen de olabilir bilmiyorum ancak burada ATM arabası geçti az önce. Kaydı kapattığım gibi. ATM arabası zırhlı. Aynı o filmlerdeki gibi. Brother you can I videos. Evet, yolumuz burada ikiye ayrılıyor. Hemen bir bakalım. Evet yoldaşlar. Şimdi Güneydoğu Asya'nın bölgesindeyiz. Manila kıtasındayız. Filipin ülkesindeyiz. Ana dili Filipince. Ancak İngilizce çok yaygın. İngilizcenin yaygın olduğu yerlerde geçmişin izleri nedir? Sömürüdür. Bu benim kendi düşüncem. Tabii sizin düşünceniz varsa siz de aktarabilirsiniz. Tıpkı Malezya gibi. Tıpkı Endonezya'nın bir kısmı gibi vesaire vesaire. Şimdi burada ben birkaç kişiyle konuştum tesadüfen. Kuzey kısmı, yani buranın insanlarının kuzey kısmı genelde dini inançları Hristiyanlıktır. Hristiyanlık inancına bağlılıkları yüksektir ve güney kısmında ise Müslümanlık yaygındır. Yaklaşık 116 milyon nüfusu var. Yol üstünde tabi bazı ülkelerde nasıl tapınaklar görüyorsak burada da kiliseler görüyoruz. Kilisenin birkaç görüntüsünü sizlere aktaracağım. Benim çantam şu an yerde. Omzum bayağı ağrıdı çünkü video çeke çeke telefonu elime ala ala görüntü ala ala omuz kısımlarımdan bir ağrı hissettim. Biraz dinlenme moduna geçtim. Su içtim. Yaklaşık bir 5,5-6 kilometrelik mesafemiz var. Mesafe bitmiyor kolay kolay. Hızlandıracağız. Hızlandırdıktan sonra artık hostele doğru geçiş yaparız. Ben buranın biraz görüntüsünü sizlere göstereyim. Sokaklar deseniz ghetto. İnsanlar deseniz çok farklı, çok değişik. Stiller, tarzlar, giyimler, kuşamlar, hareketler vesaire. Enerjiler çok çok farklı. O yüzden 7'den 70'e çeşit çeşit insanlarla karşılaşabiliyor ve denk gelebiliyorum. Burada da çocuklar var. Hello brother. Hello. I can share it YouTube channel. What's your channel name? Kadir Gezmiş. I'll search it up. Okay, okay. If I find it, I'll subscribe. Okay, so YouTube. Hemen size görüntüyü göstereyim. Görüntüyü gösterdikten sonra yolumuza devam edelim. Şu an sessiz sessiz bir giriş yaptım. İnsanların burada aynı yaptıkları, ibadet ettikleri yer. Şöyle oturduk.
görüntü böyle. Hazreti İsa ve çarmıha simge olarak gerildiği görüntüler ve insanların acı halde kendisine baktığı görünmekte. yolun ortasından gidiyorum. Kafayı yemiş bir deliyim. Hemen sola geçelim. Freedom! Hello! Hello! Vay 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 Freedom. So basketball. Playing basketball so good. Evet, böyle bir alana giriş yaptık. Tabii kuytu sokaklar gettola. Bakalım bu yol bizi nereye çıkaracak. Yol bazen bizi çıkmaz sokaklara atıyor. Bazen ise böyle güzel yerlere bırakıyor. Çok hoşuma gitti. Otobanda otostop çekerken köprü altında yaşam inşa etmiş aileye denk geldim. Elbiseleri görüyorsunuz. İnsanlar da kendi aralarında şakalaşıyorlar. Ben de hemen yolda otostop çekiyorum. Ve buradan otostop sürecek. Otostopun kralı Bismol. Baba adam. Kaskımızı takıyoruz. Ve beni gideceğim yere kadar bırakıyor. Let's go kralım. Let's go. Come on boy, come on boy. Okay. Ben odaya geldim. Odam 8 numara. 8 numarada. Kaçıncı yatak? So number bed. Okay. Thanks so much. Salamat. Tomorrow in checkout how much Ten times? 10 checkout. 10 checkout. Okay, okay. Saat 12'de. Kaldığım yer burası. İçeride insanlar var, uyuyorlar. Fazla rahatsız etmek istemiyorum. O yüzden biraz istirahate çekilmek istiyorum. Canımsınız. İyi gidiyor, iyi. Maceralı.